Öyle bir devlet düşünün ki dünyanın en batı noktasından en doğu noktasına kadar hemen her yerini sömürmüş, hemen her yerine hükmetmiş bir krallık. İngiltere Krallığı'nın bir diğer adı Güneş Batmayan İmparatorluk. Güneşin aydınlattığı hemen her noktada her daim bir İngiliz toprağı varmış. Öyle bir krallık düşünün ki bugün İngiliz sömürgelerini Afrika'nın en ücra köşelerinden Hint Okyanusu'nun en ulaşılmaz noktalarına kadar bulabilirsiniz. İngiltere Krallığı o kadar güçlü bir krallıkmış ki bugün İngilizceyi dünyanın hemen her yerinde konuşabilirsiniz. Ve ben de bugün İngiltere Krallığı'nın ve İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldim. Londra sokaklarını bugün birlikte dolaşacağız. Aynı zamanda İngiltere'nin geçmişine birlikte göz atacağız. Londra, dünyadaki en yeşil kentlerden bir tanesi. Buradaki yeşil alanların toplam oranı kentin %47'sini oluşturuyor ve bunların en başında tabii ki ünlü Hyde Park geliyor. Eğer Londra'da yaşıyorsanız ve şehrin gürültüsünden ve kargaşasından uzaklaşmak istiyorsanız muhtemelen 15 dakika yürüme mesafesinde size uygun bir bahçe bulacaksınızdır. İngilizler bu yeşil alanlarda genellikle şezlonglarında uzanıyorlar veya çimlerin üzerine uzanıp hafta sonunun veya iş sonrası akşam saatlerinin keyfini çıkartıyorlar bu bahçelerde. Londra'da yaşayan İngilizlerin sayısı neredeyse parmakla gösterilecek kadar az. Burası dünyanın hemen her ülkesinden göç alan bir kent. Kentte toplamda 300'den fazla dil konuşulmaktaymış. Göçmenlerin başında tabii ki Hintliler geliyor ama buradaki Türklerin sayısı da yaklaşık olarak 39 bin kadarmış. İngiltere biliyorsunuz bir de kırmızı telefon kulübeleriyle ünlü. Fakat bu kırmızı telefon kulübelerini Londra'nın dışındaki kentlerde bulmak neredeyse imkansız. Sadece Londra'da kırmızı renge boyanıyorlarmış. Londra'nın dışındaki diğer kentlerde doğanın en baskın rengi hangisi ise o renge boyanıyormuş. Genellikle bunlar gri, yeşil ve kahverengi tonlarda. Londra'nın gözü veya İngilizce adıyla London Eye, Avrupa'nın en büyük dönme dolabı. Toplam yüksekliği 135 metre olan dönme dolabı yılda yaklaşık olarak 3 milyon turist geliyormuş. Peki hiç merak ettiniz mi? İngiltere Krallığı'nın karşısında Osmanlı Devleti ve Çin İmparatorluğu gibi kuvvetli devletler varken nasıl bu kadar yayılmışlar, nasıl böyle dünyaya hükmedebilmişler? Ben bu sorunun cevabını araştırdığım zaman karşıma çıkan yanıt oldukça ilginçti. İngilizler bir ülkeyi fethetmeden önce gemilerle ilk önce oraya bilim adamlarını gönderiyorlarmış. Örneğin Hindistan'ı fethetmeden önce dil bilimciler Hindu dilini incelemişler, sosyologlar Hintlilerin nasıl yaşadığını öğrenmişler, psikologlar insanların psikolojisini analiz etmişler ve bütün bu bilgiler ışığında Hindistan'ı kolayca fethetmişler. Ülkeleri fethederken bilimi kullandıkları için İngilizler diğer ülkelere kıyasla çok daha hızlı yayılmışlar. Baktığınız zaman günümüzde de aslında aynı taktikleri kullanıyorlar İngilizler ve Amerikalılar. Bir ülkeyi ele geçirmenin belki de en kolay yolu zayıf noktalarını öğrenerek içten çökertmek.
Londra'nın geçmişi de en az İngiltere'nin geçmişi kadar eskiye dayanıyor. Kent bundan yaklaşık olarak 2000 yıl önce kurulmaya başlanmış. Tabii bir yerlere gittiğiniz zaman bazen zamanlamanız çok da iyi olmayabiliyor. Arkamda gördüğünüz aslında Big Ben saat kulesi ama Big Ben şu anda onarım çalışmaları nedeniyle kapalı. Ve saat kulesinin etrafı bir iskeletle örülmüş, şu anda restorasyon çalışmaları yapılıyor. Ama ben yine de size Big Ben'in tarihinden birazcık bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Big Ben şu anda Birleşik Krallıkların en büyük simgesi durumunda. 1832 yılında yapılmış Big Ben saat kulesi. Big Ben ismi aslında saat kulesinin içindeki çandan geliyor. Aslında çanın ismi Big Ben. Bu saat kulesindeki çan o kadar büyük bir çan ki ağırlığı yaklaşık olarak 13,5 ton civarında ve çan çaldığı zaman yaklaşık olarak 14 kilometre uzaklıktan duyulabiliyormuş. Yine saat kulesinin üzerindeki saatin ağırlığı da yaklaşık olarak 5,5 ton. Zaman kavramının nereden çıktığını, saatin nerede kullanılmaya başladığını öğrenmek istiyorsanız çok da fazla uzaklaşmanıza gerek yok. Aslında tam burada, Londra'da başladı bu. Biliyorsunuz sıfır meridyeni yani Greenwich, Londra'nın hemen yakınından geçiyor. Haliyle tüm zamanın başlangıcı bu meridyen olarak kabul ediliyor. Tarihteki ilk saat kullanımının geçmişine baktığınız zaman aslında M.Ö. 4000'li yıllarda Mısırlılar güneş saatini kullanmaya başlamışlar. Fakat güneş saatinin şöyle bir dezavantajı var. Gittiğiniz her bölgede saat güneşin pozisyonuna göre değişiyor. O yüzden İngiltere'de gelişen tren sistemine ayak uydurulabilmesi için yerel ve ulusal saat uygulamasına geçilmiş. Öyle ki Londra'dan kalkan bir tren buradan Manchester'a giderken farklı farklı zaman dilimlerinden geçiyormuş. Ve bu da yolcuların kafasında karışıklığa neden oluyormuş. O yüzden bu karışıklığı giderebilmek için ulusal saat uygulamasına geçilmiş İngiltere'de. Londra oldukça turist çeken bir kent. Burada toplamda 5 tane büyük havalimanı bulunuyor. London Heathrow bunların en büyüğü. Gatwick, Stansted, London City ve Luton havalimanları da London Heathrow'un yükünü azaltmaya çalışıyor. Londra metrosu dünyanın en eski metrosu. 1863 yılında açılmış olan Londra metrosunun asıl amacı at arabalarından oluşan trafiği hafifletmekmiş. Günümüzde 11 hatta toplamda 270 istasyonda hizmet veren Londra metrosunu yılda 1,5 milyar insan kullanıyormuş. Krallık zamanında dünyanın hemen her yerinden topladığı eserlerin yer aldığı 170'ten fazla müze bulunuyor Londra'da. Buraya gelen turistler bu müzeleri ziyaret edebilirler. Aynı zamanda devlet müzelerinin girişleri de ücretsiz. Bu müzelerden en büyüğü de şüphesiz Britanya Müzesi, İngilizce adıyla British Museum. Girişi ücretsiz olan British Museum'u gezmek aşağı yukarı bir gün sürüyor. İngiltere'nin eğitim sistemi diğer birçok ülkeye kıyasla oldukça iyi durumda. Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, Londra Ekonomi Okulu ve Londra Üniversitesi gibi birçok dünya devine ev sahipliği yapan İngiltere, aynı zamanda dünyadaki en iyi üniversitelerin en yoğun olduğu ülke. Londra'da da diğer ülkelerden gelen toplamda 110 bin öğrenci öğrenim görüyormuş. (Gülüyor)